Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimiz asker kapışmaları olacak arkadaşlar ve asker kapışmalarının ilk bölümünde kıvılcım vs top arabası yapacağız arkadaşlar. Daha önceden bu tarz videolar yapıyordum fakat artık bunu seri halinde yapacağım ve daha çok özen göstererek yapacağım. Zaten bunu bu videonun sonunda anlayacaksınız, gerçekten ne kadar güzel bir seriymiş falan diyeceksiniz. Ve bu yeni seriye özel sizlerden 1000 like bekliyorum. 1000 like atarsanız beni mutlu edersiniz ve seri daha hızlı bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım. Öncelik olarak bugün dediğim gibi kıvılcım ve top arabasını karşılaştıracağız. Oynanış görüntülerine bakacağız. Testler yapacağız. Ben bir takım maddeler belirledim. Testler yapacağız. Daha sonra kazananı belirleyip videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Daha fazla da girişi uzatmadan başlamak istiyorum. İlk olarak oynanışlar var arkadaşlar. Hemen şimdi isterseniz bir kıvılcımın oynanış görüntülerini izleyelim. Evet arkadaşlar, kıvılcımın oynanış görüntüleri bu şekildeydi. Hemen şimdi bir de top arabasının görüntülerine bakalım. Evet arkadaşlar, top arabasında oynanış görüntüsü bu şekildeydi. Top arabası daha gelmedi. Tabii ki sizin bu izleme zamanınıza da bağlı. Gelmiş de olabilir siz geç izliyorsanız. Gördüğünüz gibi oynanışlar bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi testlere arkadaşlar. Peki testler neler diyeceksiniz. Testler hasar testi, hız testi, 1v1 testi ve büyü testi var arkadaşlar. Bunları teker teker yapacağız. İlk olarak hasar testi var. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bu hasar testi ne be falan diyeceğiniz. Hasar testi arkadaşlar, ikisini de kuleye aynı anda atıyoruz. Siz görüyorsunuz şu anda. İkisini de kuleye aynı anda atıyoruz. Hangisi kuleye daha fazla hasar verirse o kazanıyor ve şu anda zaten gördüğünüz gibi kıvılcım kazandı. Top arabası kuleye daha az hasar verdi. Zaten kıvılcım kuleyi bile aldı. İlk olarak hasar testinde kazanan kıvılcım oluyor ve kıvılcım 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. İkinci olarak hız testimiz var. Hız testi de arkadaşlar zaten anlatmaya gerek yok. En arkadan atıyoruz askeri. Hangisi ilk olarak köprüyü geçerse kazanıyor. Bu kadar yani. Hız testinde de kazanan top arabası oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde 1-1 oluyor durum ve eşitlik sağlanıyor. Top arabası kıvılcımı yakaladı diyelim bakalım başlangıçta. Ve 3. testimiz arkadaşlar. 3. testimiz 1v1. Zaten bunu da biliyorsunuzdur. Bunun mantığını da biliyorsunuzdur. 2 kartı aynı anda atıyoruz. İkisi birlikte vurmaya başlıyor. Kuleler vurmadan, kuleler yani yardım etmeden hangisi alırsa o kazanıyor ki gördüğünüz gibi kıvılcım da burada yine kendini belli ediyor ve 2-1 değil 3-1 mi oldu? Yok, 2-1 oldu. Evet, 2-1 öne geçiyor kıvılcım arkadaşlar ve top arabası geride kalıyor yine. 4. testimiz büyü testi arkadaşlar. Büyü testinde bu kartların üstüne belirli büyüleri atıyoruz ve bakıyoruz hangisi daha avantajlı veya avantajsız diye. Ve bunları da zaten ok, çarpma, tomruk gibi kartlarla yapamıyorum. Çünkü ikisinin de canı çok yüksek olduğu için, yani bu kartlara göre çok yüksek olduğu için. Alev topu, yıldırım ve roketle yaptım arkadaşlar. Alev topuyla gördüğünüz gibi kazanan kıvılcım oldu. Peki neden derseniz, top arabasının canı çok azaldı. Kalkanı çok azaldı. Yani bir sıkımlık canı kaldı. Bir kere daha vurduğunuz zaman direkt top arabası düşecek. Tekerleri düşecek ve
normal top moduna geçecek. Bu yüzden Kıvılcım alev topuna daha avantajlı, yarım canı kalıyor. Bu yüzden daha avantajlı arkadaşlar. İkinci olarak Yıldırım'da, Yıldırım testinde yine Kıvılcım daha avantajlı arkadaşlar. Neden dersiniz? Kıvılcımın tamam az bir canı kalıyor. Fakat şeye baktığınız zaman, top arabasına baktığınız zaman, Yıldırım'a attığınız zaman direkt topa dönüşüyor. Yani adamın base'indeyken Yıldırım bastığınız zaman top arabası düşecek ve orada hiçbir işe yaramayacak. Tabii ki o siz 6 iksiri kullandığınız için tekrardan atak yapamayacaksınız. O topun da süresi bitecek arkadaşlar. Böylelikle durum 2-0 oluyor bu büyülerde ve roket kalıyor arkadaşlar. Roket testinde kazanan top arabası oluyor. Bu zaten açık ve net bir şekilde belli. Tamam. Roketi attığınız zaman top arabası topa dönüşüyor. Kıvılcım direkt ölüyor yani. Böylelikle durum 2-1 oluyor arkadaşlar ve büyü testinde de kazanan kim oluyor? Kıvılcım oluyor. Kıvılcım efsane bir kart tabii ki. Şu anda başlangıçta testlerde ezdi arkadaşlar. Durum 3-1 oldu. Şimdi iksir testimiz var. Test değil bu. İksirle ilgili bir durumumuz var. Peki bu iksir durumu nedir arkadaşlar? Hangi kart iksirini daha çok hak ediyor? Bu testte benim için kazanan top arabası arkadaşlar. Neden derseniz Kıvılcım 6 iksir fakat çok rahat durdurulabilen bir kart. Elektro büyücü olsun, çarpma olsun. Yani bu kartlarla çok rahat bir şekilde durduruluyor. Ayrıca 6 iksir iksirini çok fazla hak etmiyor. Fakat top arabasını ben serverlarda oynadım. Yani 4 iksir ve gerçekten çok iyi işler yapabiliyor. Daha sonra kalkanı düştüğü zaman topa dönüşmesi de muazzam gerçekten. Bu açıdan iksirini daha çok hak ediyor diyorum ben. Top arabası ve durum 3-2 oluyor arkadaşlar ve son testimiz. Eğer bu testten top arabası galip çıkarsa kazananı siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Yani 3-3 olursa kazananı anket koyacağım ben. Anketle sizler belirleyeceksiniz. Yani neden tam 6 test, tam 6 tane madde yapmışım ben de bilmiyorum ama neyse böyle daha iyi olur. Hem siz seçmiş olursunuz. Yorumlarda sövenler de olmasın yani siz seçmiş olursunuz berabere biterse. Evet. Özellik testine geldiğim zaman arkadaşlar özellik testinde ilk olarak top arabası tekli vuruyor. Kıvılcım alan hasarı vuruyor ve Kıvılcım böylelikle 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Şöyle ben de önümdeki şeylere bakıyorum birazcık. İkinci olarak arkadaşlar vuruş hızı top arabasının daha fazla. Top arabası durumu 1-1 yapıyor. Yani Kıvılcım çok hızlı yavaş bir şekilde şarj oluyor. Bir de çarpma yeme olasılığı falan da var. Bu yüzden sıkıntı yani. Kıvılcım birazcık sıkıntı. Evet durum 1-1 ve üçüncü olarak arkadaşlar Kıvılcım'ın ekstra bir özelliği yok yani. Bu yüzden top arabasında kalkan özelliği var biliyorsunuz. Yani o açıdan daha avantajlı ve top arabası durumu 2-1 yapıyor arkadaşlar. Üçüncü olarak can ve hasar durumuna baktığınız zaman Kıvılcım'ın canı daha fazla, hasarı daha fazla veriyor. Fakat top arabasının canı ve hasarı daha az. Bu yüzden durumu 2-2 yapıyor ve son olarak evet o durum oldu arkadaşlar. Son olarak ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Top arabası destansı bir kart. Destansı kart olduğu için pazar günü bunu isteyebiliyoruz. Marketten daha kolay bir şekilde alabiliyoruz. Ayrıca sandıklardan çıkma olasılığı daha yüksek. Bu yüzden bana kalırsa top arabası daha avantajlı oluyor. Yani Kıvılcım'ın seviyesini yükseltmesi olsun. Daha zor yani o açıdan daha zor. Top arabası durumu 3-2 yapıyor ve özellikler bakımından da yine değil. Sanki hep kazanıyormuş gibi. Özellikler bakımından top arabası kazanıyor arkadaşlar ve durum korktuğumuz gibi 3-3 oldu. 3-3 mu oldu? Bir dakika. 3-4-5. Evet 6 tane şey olduğuna göre 3-3 oldu. Kazananı siz belirliyorsunuz. Ben bir kazanan seçemedim. Ama ankette ben top arabasına basacağım. Siz neye basacaksınız bilmiyorum. Neden derseniz Kıvılcım efsane bir kart olmasına rağmen yani 3-3 bitmesi bence güzel bir sonuç değil. Bu yüzden ben kazanan kendim fikrim top arabası diyorum. Ankette sizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki asker kapışmaları bölümünde bunu da sonucunda açıklayacağım zaten video başlarken. Yeni seri için dediğim gibi sizlerden 1000 like bekliyorum arkadaşlar. 1000 like atarsanız sevinirim. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Videoyu da dediğim gibi like atarsınız artık. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.